Biz bundan 15-20 yıl önce meyve sebze yerken tadını alıyorduk. Evet. Atıyorum bir muz yerdik, iki tane muz yerdik aman Allah'ım bize süper enerji verirdi. Şimdi ben gidiyorum bir kilo muz da yersem hiçbir faydasını görmüyorum. Yani her şey artık yapay. Ee, organik ürün kalmadı doğru düzgün. Peki bundan 3-5 yıl sonra biz yapay ürünlere, gıdalara bu kadar alışmışken acaba ortopedik anlamda trav e, travmatik anlamda vaka sayısı artar mı? Çünkü vücut evet. doğru düzgün şey yapamıyor, beslenemiyor. E şimdi beslenemeyen bir vücut var. Anne baba e, evleniyorlar, çocukları dünyaya geliyor ama o çocuklarında da bir takım eksiklikler meydana gelecek. Ben bilmiyorum. Mantık yürütüyorum ama Evet. E, Bunlar tabii 3-5 yıl gibi değil ama daha uzun uzun yıllarla böyle Hı -hı. bu tarz sorunlar çıkabilir. Ee, örneğin bu, bu aralar çok böyle moda olarak söylenen cep telefonları kullanımla bağlı baş parmak ya da serçe parmaklarımızın şeklinin belki çok ileriki yıllarda değişebileceğini, wow. işte farklı durumlar Enteresan oluşabileceğini bir durum. söylüyorlar. Evet. Bu tabii dediğiniz örnek üzerinden bakacak olursak, evet beslenmemiz çok değişti, aldığımız vitaminler, mineral, mineraller çok azaldı. Ya da biz aslında miktar olarak alsak da onların emilimi e, faydası azalmaya başladı. Dolayısıyla Günümüzde ortopedik rahatsızlıkların sık görülmesinin sebeplerinden bir tanesi de bu. Doğru. Çünkü artık 20'li yaşlara kadar belki daha erken yaşlara kadar diz ağrıları, eklem ağrıları insanlar bu şikayetlerle bize gelmeye başlıyor. Halbuki baktığınız zaman bunlar çok makul ağrılar değil. Yani hmm. bir insanın 20 yaşında dizinin ağrımasını beklemiyoruz. Tabii hasarlanmış bir yani eslerinin bir hasarlanmış bir durum yoksa, bir travması yoksa ya da ciddi böyle sporsal işlerle uğraşmıyorsa bu sorunları beklemiyoruz ama İnsanlar geliyor mu geliyorlar. Sebebi de aslında temelde söylediğiniz bu şeyler. Hı hı. Belki ilaki nesillerde bu sorunlar evet, daha ciddi hale gelebilir yani. ya da bunlar için tedbir almamız gerekebilir. Doğru. E, aslında bakarsanız bunlar için yani biraz takviye gıdalarla tedbir almaya çalışıyoruz toplumda. Belki 5-10 sene öncesine kadar bu takviye ilaçlar çok konuşulmuyordu ama evet. şu an her gün televizyonlarda, medyada, sosyal medyada görüyoruz böyle reklamları. Temel sebebi de bu. İnsanlar bunları besinlerle yeterince alamıyorlar ve işte sürekli bir yerleri ağrıyor. Dolayısıyla böyle takviye gıdalara başvurmak durumunda kalıyoruz. Doğru. Ortopedik rahatsızlıkların sık e, şu an karşılaştırılma sebeplerinden bir tanesi de temel sebeplerinden bir tanesi de aslında bu. Bu. Bir de şey var hocam özellikle gençler. Yani her programda muhakkak gençlere buradan şey yapacağız. E, mesaj göndereceğiz. Şimdi okula giden çocuklarımız var. Sırt çantalarını alıyorlar. Evet. Şimdi iki omuzda normalde çantasını geçirmesi gerekirken hep sürekli tek omuzda taşıyorlar. Ne oluyor biliyor musunuz? Bu sefer Şöyle bir e, duruş bozukluğu ortaya çıkıyor. Çantanın ağırlığı sağ omuza bindiği için sol omuz yukarıda kalıyor, sağ omuz aşağıda kalıyor. Evet. Şimdi e, tabii bu biraz da anne babanın vereceği eğitimle ilgili kendilerine. İşte dedik ya cep telefonu kullanımı. Çocuklarımız yolda yürüyorlar. Kulakta kulaklık, <laughs> elinde telefon. Tüm gün baş aşağıda. E, durum itibariyle tabi burada bozukluklar meydana geliyor ve bunlar ilerleyen zaman dilim içerisinde Ameliyatlarla çözülmesi gereken problemleri yol açıyor. O yüzden e, yine her şeyin başı sanırım eğitimden geçiyor. Evet. E, bu anlamda anne babalara çok büyük görevler düşüyor. E, bilinçli anne ve babaların işte sağlıklı nesil dediğimiz o çocuklara verdiği eğitimlerle e, sağlıklı nesiller inşallah yetişecek. E, biz o günleri görür müyüz? Vallahi bilmiyorum. E, i̇nşallah göreceğiz. Ama... Peki hocam bir de e, travma cerrahisi var. E, eklem hekim kırık çıkmıştı ları ortaya çıkıyor. Bu tam olarak nedir? Bir de genelde hangi yaş grubunda ortaya çıkıyor? E, travma cerrahisini bütün yaş gruplarında yapabiliyoruz öncelikle. Hı hı. Çünkü e, travmanın bir yaşı yok maalesef. Hı hı. Travmadan kastımız kesici bir aletle de olabilir, künt bir aletle yaralanma da olabilir. Hı hı. Tabii bu e, yaralanmanın cinsine bağlı olarak hem bazı yaralar hem de kemiklerimizde eklemlerimizde kırıklar çıkıklar gelişebilir. Tabi bu bir yaşında bir çocuğun bir yerden düşmesi sonucu bir yerini kırması olabilir. bir yerini çıkarması da olabilir. 90 yaşında bir insanın işte normal yolda yürürken düşüp kalçasını kırması da buna dahil olduğu için evet. travma cerrahisini her yaşta yapıyoruz. Sebeplerine bakacak olursak toplumda trafik kazası bizim toplumumuzda trafik kazası en çok en çok sebeplerden evet. bir tanesi. Yine maalesef iş kazaları bu konuda yeterli bilinç düzenine ulaşabilmiş miyiz tartışılır. Dolayısıyla buralardan çok fazla böyle hastalarımız geliyor. Tabi spor yaralanmaları yine travma cerrahisinin diğer sık kullanılan alanlardan bir tanesi. Orada her ne kadar bir yerimizi illaki kırıp çıkarmasak da bağ kopmaları bunun içerisine dahil oluyor. Yine gündelik ya da ev iç kazalar, günlük kazalarımız daha basit kazalarla da travma cerrahisine ihtiyaç duyduğumuz zamanlar oluyor. Evet. Bir de şeyi çok merak ediyorum. En çok başımıza gelen, hepimizin büyüğü var. Annesi var, babası var, işte anneannesi, dese Diz eklemlerinde belli bir yaşın üstündekilerde çok büyük problem yaşıyoruz. Evet. Ağrılar, sızlar, işte ayak basamıyorlar, yürüyemiyorlar. Bu diz kapaklarını yapılan e, glukozemin şu anda çok gündemde, evet. çok popüler. E, bu glukozemini diz kapaklarını uyguladığımızda evet. gerçekten etkisini... E, görüyorlar mı hastalarımız? Evet, bazı hasta gruplarında bunları tercih etmek zorunda kalıyoruz çünkü hı hı. E, her hasta maalesef e, kesin çizgilerle bize gelmiyor. Örneğin bazı hastalar, hı hı. E, tabii her yaş grubunda kapsayabilir bu durum, bazı hastalar bize geldiği zaman evet ilaçla tedavi edilecek hastalar diyoruz, bazılarını direkt ameliyatla tedavi evet. etmemiz gerekir diyoruz e, ama bu iki sınırın arasında kalan hastalarımız var. Ya da e, önceki konuştuğumuz gibi hasta ameliyat olmayı kabul etmiyor, etmiyor ama yani. diz ağrılarım var diyor İlaç veriyoruz işte hı hı. ağızdan aldığımız ilaçlar takviye gıdalar vesaire ya da rehabilitasyona gönderiyoruz hastayı fizik tedavinin dahil olduğu hı hı. ama hastalar onlardan yeterince fayda görmüyorlar. Dolayısıyla bu tarz hı hı. ilaçlar takviye. aslında yeni de denebilir hı hı. bunlar elimizdeki sık kullandığımız silahlardan bir tanesi glikozamin, hiyaluronik asit bunların <laughs> tablet formu da var yine takviye gıdalar olarak çok sık yapmaya başladık ve insanlar artık bunlardan ciddi fayda görmeye başladılar. Tabii ilaç sanayisinin gelişmesiyle bunların etki süreleri uzamaya başladı. Eskiden bunları yaptıktan birkaç ay sonra belki hastalar buna tekrar ihtiyaç duyarken evet. şimdi bu etki süreleri yılları bulmaya başladı. Dolayısıyla bu anlamda her ortopedisinde de her fizik tedavi doktorunun hemen hemen sık tercih ettiği ve beğenerek yaptığı ilaçlardan bir tanesi. Ne güzel, süper. Hocam, şimdi yavaş yavaş programımızın sonuna doğru ilerliyoruz ama biz toplum olarak ortopedik sağlık konularında daha bilinçli olmak için neler yapmamız lazım? Yani kendimize hangi alanlardan, hangi konularda dikkat edelim ki ortopedik anlamda sıkıntılar yaşamayalım. Evet, öncelikle ben aslında bu birçok başlık altında konuşulabilir ama hı hı. ben hastalarıma hep şunu söylüyorum. İnsanın bir sınırı vardır ve bu sınırı doğru bilmek lazım. Hı hı. Mesela ağır sanayi işçilerinde çok ciddi ortopedik sorunlar görüyoruz hı hı. ve onlar bize geldikleri zaman yani bunu düzeltebilecek bir tavsiyemiz olmuyor aslında. Çünkü o sorunu ortadan kaldırmak için elimizde silahlar var, bunları kullanıyoruz ama hasta o sorunla ya da o etkenle tekrar karşılaşmaya hmm. devam ediyor. Yani 12 saat çalışan ve yoğun ağır sanayide çalışan bir kişinin bir yerinin ağrımaması imkansız. Ya da bir ekleminin, bir kemiğinin, bir kasının hasarlanmaması uzun süre tabii çalışmalardan sonra pek mümkün olmuyor maalesef. Doğru. Dolayısıyla bu hastaya bağlı faktörlerden bir tanesi. Hastaya bağlı diğer faktörlere bakacak olursak yani her zaman söylüyoruz hareketsiz bir vücut kesinlikle bir yerde antallaşacak. Tabii kilolar genel sağlığımızın azalmasıyla evet kilo alımları eklem sağlığını bozmaya başlayacak. İşte kasların, tendonların, kirişlerin dediğimiz o yapıların hasarlanması, oralarda sorunların oluşmasına sağlayacak. Ama bir diğer yandan da çok ciddi efor sarf ederek yapılan sporlar, işte bu vücut geliştirme işleri yapan evet bu da yani Diğer kısımdaki, diğer uçtaki hastalar, bu, bu hastalarda da benzer eklem sorunları, ek -kemik sorunları ya da kas sorunları görüyoruz. Dolayısıyla sınırı her zaman doğru bilmek lazım. Alt sınırı da üst sınırı da doğru bilmek lazım. Diğer olayda gündelik işler, kazalar, trafik kazaları, yani insan ortopedik ya. sağlığını korumak için evet, böyle şeylere dikkat etmeli. Doğru. Spor yaparken de, günlük işlerini yaparken de, belki araç kullanırken ya da yayarken de bunlara dikkat etmeli.